Aleyküm Selam Abdülkadir Ona şöyle cevap vereyim Bu arada Azerbaycan'a selamlar olsun Arkadaşlara selam söyle Şimdi Bir matbaa düşün Matbaa Bu matbaada Hafler bir araya gelmiş Bir kitap yazsa Haflerle Sonra 1 milyon kitap basılsa bu 1 milyon kitabı 1 milyon insanlar olsa ve bu insanlar bu kitaptan etkilense sonra matbaadaki harfler değişse başka kitap yazılması için harfler değişiyor tabi Üzülünür mü? Niye harfler değişti ya matbaadaki harfler o sıra bozulmaması lazım diye üzülülür mü? Üzülülmez. Niye? O kitaptan maksat yani o matbaayı dizmekte maksat o kitabı elde etmek. Maksat yerine geldikten sonra harfler bozulsa hiç önemli değil. İnsan da elementlerle, element harfe benzer, vücut, bedeni binası inşa ediliyor. Aziz misafir olan ruh buraya geliyor. Manayı ifade ediyor. Ondan sonra ruh vazifesini yaptıktan sonra bu memlekette çekip gidiyor. Sonra bu virane olan bina taşları da yıkılıyor. Yani niye üzülünüyor ki? bina vazifesini yapmıştı. Üzülmek, o binada oturan misafir binada oturuyor diye misafir binaya benzer mi? Ruh da bedene benzemez. Ruh beden ilişkisi şöyle anlatır Ustad Risale'de bilmana. Beden diyor ruhun libası, elbisesi değil, hanesi ve yuvasıdır. Yani oturduğu binadır. Bir başka örnek vereyim. Cenab-ı Hak haşa tahayyülü küfür küfür değil, tefekkürü küfür küfür değil de Allah bir film yapıyor. Meculden başlıyor. Nuru Muhammedi'den ezelden ebede doğru gidecek bir film bu filmin içerisinde herkes bulunuyor. Ama öyle bir film ki o filmin içinde herkes oynuyor. Alemi şahadet, alemi gayb. Cennet, cehennem, arş, kürs, Cebrail, Mikail, domuz, ilan kadın, erkek. Böyle bir film. Herkes, işin garip tarafı bu filmde herkes kendisini Başrolde görüyor ve başrol. Hepimiz aynı filmde oynuyoruz. Ama öyle bir film ki. Yani insanoğlunun filmlerinde bir kişi başrolde olur. Ne olursa olsun o ölmüyor. Erteli. Yani onun merkezinde her şey cehran ediyor değil mi? Film. İnsanoğlunun filmi. Bu film öyle değil. Bu filmde herkes oynuyor. Herkes. Fakat garip taraf şu ki herkes başrolde ama ben başrolde iken senin başrolde oynaman benimkisini engellemiyor. Herkes başrolde kimse kimseye mani değil. Etkilemiyor. Böyle bir film. Sonra bu filmi mesela diyelim ki Kore Savaşı'nı mevzu eden bir film düşün. Kore'yi anlatan savaşını anlatan film Türkiye'de çekilmez Antalya'da yer aldı Rizede de çekilmez. Peki ne yapacak? Kore'yi anlatan savaş şeyini anlatan o e, sahnesini göstermek için o sahne almak için filmi çekenler aktörlerle oyuncularla nereye ne giderler Kore'ye. Ne bileyim Çanakkale savaşını canlandıracaksın filmi? O bir sahne alman gerekiyor 10 dakika Çanakkale'ye. Nereye gelmen lazım? Çanakkale'ye gelmen lazım. Çanakkale'ye. Aynen bunun da bunun gibi ezel ve ebed. Ezel ve ebed bir film çevriliyor. Bu filmde de dünya mevzu ediliyor. Dünya sahnesi de Allah Resulü'nün tabiriyle bir saat. Bir saat sahne almak için biz alemi gaybden alemi şahadete bir saat bir saat sahne almak için biz buraya gelmişiz. Dünyaya gelmişiz. Yani seyahat eden, yorulan adam bir ağacın altında dinlenmesi kadar diye geçiyor. Onun için dünyayı böyle bildikten sonra, böyle inandıktan sonra Dünyanın faniliğine zaten inanmışız. İman ettiğimiz ahirete de gitmeye ne korkumuz var. Onun için e, Müslüman e, mevte mazhar olacak. Kafirler ölecek. Müslümanlar tehris oluyor. Kafirler ölüyor. Onun için endişe etmeye gerek yok. Selamun aleyküm.